Lamia Hanım, Abdullah Bey'in eşi. Yüce Allah'ın lütfuyla evlenip yuva kurarlar. Şimdilerde Abdullah Bey ile bebeklerini büyütüyorlar. Aynı zamanda çevrelerinde İslam'ı anlatıp tebliğ ediyorlar. Lamia Hanım, eşinin İslam'la nasıl tanıştığını, öncesini ve sonrasını şu sözleriyle anlatıyor. Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs. Voilà, en fait, je suis l'épouse de Abdallah Patrice. Je me présente. Selamun aleyküm din kardeşlerim. Abdullah Patrice'in eşiyim. Adım Lamia, Cezayirliyim. 10 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Abdullah ile tanıştığımızda Müslüman değildi ama iyi biriydi. Çevresinde gördüğü ahlaksız davranışlardan rahatsız oluşu dikkatimi çekti. Temiz bir çevrenin, dürüst, güvenilir insanların olmamasından şikayet ediyordu. Onun özlediği hayatın İslam'da olduğunu anlamıştım. İslam'ı anlatmaya başladım. Ben kendisiyle her zaman İslami ölçüler içerisinde belli bir mesafe ile görüştüm. Yüz yüze görüşeceğimiz zaman mutlaka bir arkadaşım oluyordu yanımızda. İlk zamanlar buna anlam veremedi. Fransa'da böyle kadın erkek arkadaşlıklarında ortam her zaman çok rahattır. Ben Müslüman kimliğimle onu etkilemiştim. Onunla İslam hakkında uzun konuşmalarımız oldu. Elhamdülillah Müslüman oldu. Evlendik. Şimdi Hamza adında bir oğlumuz var. İslam'ı huzur içinde ailece yaşamaya çalışıyoruz. Bazı yerde çaba sarf ediyor, bazı yerde hayatımızdan ödün veriyoruz. Her zaman kolay olmuyor. Fakat Allah'ın yardımıyla başarıyoruz, şükürler olsun. Eşim çok hassas, aynı zamanda çok güçlü biri. Ailesine ve İslam'a çok bağlı bir insan. Ailesinin mutlu olabilmesi için çok çaba sarf ediyor elhamdülillah. İtalya'da Cavaia şehrinde yaşayan Christian adında ortak bir arkadaşımız var. Kendisi çok inançlı bir Hristiyan. Onunla sohbetlerimiz devam ediyor. Ben İslam'ı anlatıyorum ona. Ben anlatırken beni dinler, o da kendi dinini anlatır. Senin dinini biliyorum diyorum. Ve konuyu ortak arkadaşlığımızdan konuşarak değiştiriyorum. Bazen onu engellemek için, bazen de İslam'ı anlatma fırsatını daha iyi yakalayabilmek için. Hristiyan'dan benimle görüşmeyi kesen arkadaşımla konuşmasını istemiştim bir keresinde. Sevdiğim bir arkadaşım hem de dinler üzerine çok şey okumuş ama İslam'dan uzak birisiydi. Hristiyan'dan bu konuda benim için irtibat kurmasını istedim. Yani benim din değiştirmiş olmamın beni değiştirmediğini, sadece hayat kurallarımı yeniden şekillendirdiğimi ve bunu İslam'a göre tanzim ettiğimi konuşmasını istedim. O da beni kırmadı. Konuştu o arkadaşımla. Konuştuktan sonra bana döndü. Bana karşı o arkadaşımın tepkili olduğunu söyledi Hristiyan. Ona sordum, neden Patrick'le görüşmüyorsun diye. O da, diğer tarafa geçti, anlıyor musun, dedi bana. Yani benim din değiştirmem onun hoşuna gitmemişti. Çok da önemli değil. Bunları bilerek ben Müslüman oldum. Arkadaşımın tepkisini de anlıyorum. Hala sevdiğim biri ve biliyorum ki Allah beni onunla karşılaştırıp bu konuları tekrar konuşmamızı nasip edecek.
bütün mesele, hayatı son nefese kadar böyle hizmet dolu gönüllerden sır ve hikmet incileri devşirerek yaşayabilmek. Abdullah da hizmetin lezzetini tadanlardan. O hayatına dokunan herkese İslam'ın huzurlu, saadetli ilkelerini anlatıyor. Şimdi onun dilinden gayri İslami bir toplumda Müslümanca nasıl yaşadıklarını izleyelim. Elhamdülillah, Müslüman olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. En başta çevrem değişti. Çünkü din değiştirince herkesin bunu kabul etmesi pek kolay olmuyor sanırım. Hatta müşterilerimden kimisi normal karşılayıp benim seçimime saygı duyarken, diğer taraftan tepki gösteren müşterilerim de oldu. Benim işim insanlarla iç içe olmayı gerektirdiği için her zaman farklı birçok insanla karşılaşıyorum. Birçoğu da daimi müşterilerim oluyor zamanla. Sürekli görüştüğümüz için de bir dostluk oluşuyor aramızda. Dediğim gibi burada, dükkanda, bazı müşterilerimle beraber sohbet ediyoruz. Onların pek çoğuyla arkadaş gibi olduk. Bazıları hala arkadaşım. Hatta Müslüman olmam onlarla benim arkadaşlığımı etkilemedi. Düğünüme geldiler ve bu Fransızlarla halen görüşüyoruz. Ama bir kısmı uzaklaşıp müşteri kalmayı tercih ettiler. Dükkanımda alkol bölümünü kaldırdım diye neredeyse müşterilerimin %90'ını kaybettim. Ama o bölümü bitkisel çaylarla değiştirdim ve çok daha iyi iş yapıyor. Dünya hayatının bir nihayeti olduğunu hepimiz biliriz. Ama gereği gibi yaşar mıyız? Bunu bir düşünmemiz ve sormamız lazım. Acaba dinimizin emirlerinin kaçta kaçını hayatımızda, hayatlarımızda uyguluyoruz? Müslümanlar olarak hepimiz sorumluyuz. Müşteriler gelip geçiyor. Başörtülü eşimi görüyorlar. Bazılarıyla arkadaş oldular. Belki de eskisinden daha fazla müşterimiz var artık. Yani ekonomik yönden değişen bir şey olmadı. Sonuçta ben İslam dinini seçerken ekonomik sonumun nasıl olacağını düşünmedim. Müslüman olursam ne yaparım diye bir plan yapmadım. Para kaybeder miyim, müşteri kaybeder miyim diye bir plan yapmadım. Bu hiçbir zaman doğru olmaz. Bu dinin hak dini olduğunu gördüm ve teslim oldum elhamdülillah. Alkol bölümünü kaldırırsam işlerim düşer mi diye düşünemezdim. Bu haramdı ve kaldırdım. Hepsi bu. İşlerim kötüye gitseydi de bir şey değişmezdi. Daha azıyla geçinirdim. Çünkü o Allah ve biz onun kullarıyız. O her şeyin en iyisini bilir ve bizim için en mükemmel hayat şeklini o belirlemiştir. Bunu kabul edersek, böyle teslim olursak, her zorlukta muhakkak bir kolaylık buluruz. Bütün dünya bize karşı olsa ne olur? Allah bizden razı olursa her şey geçer, her şey boş.
Allah ayaklarımızı doğru yoldan kaydırmasın. Kulluğun ispatı namaz. Günde 5 defa kulun Allah ile olan randevusu. Hiç şüphesiz Müslüman olanlar için çok büyük bir değer, büyük bir lütuf. Kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu an namaz. Hiçbir din ve inançta böylesi bir değer sunulmamış insana. İşte bu değeri gören kullar, günde 5 defa ezanla gerçekleşen çağrıya koşuyor. Müslümanlıkta en çok sevdiğim şey namaz. Namaz ibadeti benim en çok dikkat ettiğim bir ibadet. Günlük işlerin içerisinde namazı ihmal eden, kaçıranları görünce çok üzülüyorum. Namaza tercih edilen o işlerin hiçbiri ahirette bizi kurtaramayacak. Zaten günlük meşgaleler yeterince yoruyor ruhumuzu. Hiç olmazsa namazla bir süre ruhumuzu dinlendirmiş oluyoruz. İslam'da sevdiğim şeyler çok fazla. Ama iyi ki namaz kılma mecburiyetimiz var. Namaz şuuruyla beraber ne yaptığımızın farkındayız. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Hristiyanlıkla İslam arasındaki farkı kıyaslayacak olursam, sonuçta bana sorulmalı. Çocukken vaftiz ettiler. Hristiyanlıkta benzer kurallar vardır mesela. 10 emir vardır. Çalmayacaksın. Bunun gibi şeyler. İslam'da temizliğe de çok önem verilmiş. Mesela namazdan önce yıkan, abdest al. Allah'ın huzuruna öyle çık diye emredilmiş. Namazını kılman belirlenmiş olan saatlerde ve dualarla ve her gün 5 defa namaz emredilmiş. Dünyalık ve ahiret için ne dileği ve arzusu varsa, alemlerin Rabbinden istiyor, kıldığı namazların ardından. Sözde Müslümanların aksine, namazın önemini kavrayan Abdullah, şimdi bakın namaz hakkında neler söylüyor bizlere. Dünyalık bir sıkıntın mı var? Stresin mi var? Hemen seni yaratanla buluşturuyor namaz ibadeti. İşte bu yok Hristiyanlıkta. Dua etmen için, af dilemek, pişmanlığını bildirmek için rahip ya da papazı bulman gerekiyor. İki din arasında benzer kurallar olsa da Hristiyanlığın bozulduğunu İslam'ı tanıyınca anlıyorsunuz. Yani ilk etapta benim için namaz çok önemli. Namaza giderken başta temiz olmak lazım. Bir de huzurlu olmak. Zihin olarak da Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanmak gerek. Çarçabuk abdestimi alıp namazımı kılayım da bir an önce işe döneyim dememek lazım. Bu hiç de iyi bir durum olmaz. Bana göre o zamanı ayırmak lazım ve şu anda benim de namazdan çalacak vaktim yok. Bu yüzden hayatım değişmeli diyorum. 5 vakit namazımda zihnimi boşaltıp tamamen Allah'a yönelebilmem için o vakti ayırmam gerekiyor. Çünkü hepimiz insanız ve hata yapan varlıklarız. Gün içerisinde defalarca kere imtihana tabi tutuluyoruz. Günümüz dünyasında
Günah ve haram her yere nüfuz etmiş durumda. Oysa namaza devam eden bir kişi günde en az 5 kere kendisine geliyor. Geçici ve imtihan yeri olan bir dünyada olduğunu anımsıyor. Rabbini, cenneti, cehennemi yeniden ve yeniden hatırlıyor. Böylece Allah'la olan ilişkimiz kuvvetleniyor ve kendimizi dünyaya kaptırmaktan kurtuluyoruz. Namaz gerçekten bizlere verilen muhteşem bir hediye. Eşimize, çocuklarımıza, çevremize, mahlukata, kısaca tüm dünyaya karşı sorumluyuz. Hele ki yardımlaşmayı, başkasının derdiyle dertlenmeyi tavsiye ve teşvik eden bir dinin mensupları olarak. İşte bu sorumlulukların farkına varan Abdullah, Müslümanların sorumluluklarını hatırlatıyor bir kez daha. Müslümanlara düşen vazifeleri de şu sözleriyle anlatıyor. İlk önce bana göre dini anlatmak ve örnek olduğumuzu göstermek lazım. Sadece bunu, şunu yapmak lazım diye söyleyip bırakmak olmaz. Kur'an'da yazıldığı gibi, dini vecibelerini yerine getiren kullardan olmalıyız. Müslüman olduğunu söyleyip, gergin ve yolundan sapmış olan insanlara benzememek gerekir. İyi bir kul olabilmek, Müslüman olduğumuzu söylediğimiz gibi onu yaşamaktan geçer. Bizim doğru yolda olduğumuzu gösterecek birer örnek olmamız lazım. 200 yıl önce Fransa eşitlik, özgürlük ve kardeşlik için savaştı. Fransızlar için değil, insanlar için istediler. Fransa bugüne kadar kapıları açık olan bir ülkeydi. Ama artık sınırlar kondu. Burası özgür bir ülke, gelin diyorlar. Ama yalan. Sıkça Müslüman bilim adamlarının Fransa'ya gelmesine izin verilmiyor. Çünkü devlet bu insanlardan korkuyor. Neden korkuyorlar? Bir mesaj verirler de daha fazla insan Müslüman olur diye korkuyorlar. Bu konuda çok geniş çalışmalar yapılması lazım. Eminim bu durumu tersine çevirecek olan bizim çocuklarımız olacak. Tabii ki geleceği Allah bilir. Allah karar verir ve Allah istediyse muhakkak gerçekleşecektir. Hiç kuşkusuz şeytan ve avanesi boş durmuyor. Tüm dünya milletleri şer olan, kirli olan bir dünya hayatına doğru sürükleniyor. Sahte, şaşalar, lüks yaşam, tüketim çılgınlığı, ahlaki bozulmalar neticesinde kaybolan, ziyan olmuş hayatlar. İşte dünya toplumlarının günümüzde tutulduğu sınırsız yaşa, ye, iç, eğlen, tüketim kültürünün esaretine giriyor insanlık.